Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size bir Shadow Fight 3'te yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bu arada kanalımıza değilseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Video beni paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Evet, bakalım bugün ne olacak. Hadi bakalım. Büyük anneye dalmayı düşünüyorum bugün. Şuna tamam diyelim. Şöyle kapatalım. Ben bu maratonları hiç kasmıyorum ama. Dostum. Yani 29 liraya 2 tane bundan veriyorsun. Ya şimdi ya hiç diyorsun. Yo geç dostum. Bu arada bir şeyler daha geliyor. Şimdi bunu almayı anlattım zaten geçen videoda. Biletimiz yok. Bileti nereden kasılıyor onu bakmamız lazım. Tak yarışına girelim. Tak yarışında zaten gördüğünüz üzere bilet kasılmıyor. Büyük'e girebilecek biletimiz var. Buraya girelim. Büyük anneye. Bir tane biletimiz var. Pat diye girdi yani. Hiç sormadı yani. Emin misin diye. Aha. Gümüş çadı. Büyük anne dedim ama gümüş çadı. Bu kılıcı kasmalı uğraşmadım. 29 liraya nette satılıyormuş galiba. Oğlum sen ne yapıyorsun? Her şeye basıyorsun ha. Tüm tuşlara basıyorsun. Atıcı ok kullandın. Acı veren kabus okunu. Link'in şeyini kullandın. Neydi o? İçip fırlattığı bir tane şişe matarası vardı. Onu kullandı. Tüm tuşlara basıyor gümüş cadı. Ama sıkıntı yok. Gümüş cadı bizi rahat bakın. Bu oyuna boss geldiği zaman bizi zorlamıyor. Ama Shadow Fight 2'ye bir boss geliyor. Ağzını kırayım. Adamı delirtiyor resmen. Bir bak tam tersi olay orada oluyor. Bakın biz görüyorsunuz hem canımızı hiç gitmiyor. Rakibe 2-3 darbede canını bitiriyoruz. Ama 2'de öyle değil. 2'de sizin rakip canınızı bitiriyor. Siz rakibin canını bitiremiyorsunuz. Güç dengesi yok. O sinir bozucu. Nikki bunu yapamıyor mu yoksa anlaştığı Banzai yani Banzai ile anlaştıktan sonra oyun şeylerini bozmaya mı başladı yoksa tuzaklar mı para tuzakları mı bir şeylik var yani. Zaten 2'de her şeyi deneyebilir de çünkü 2'yi oynayan az olduğu için olabilir ya da risk bu oyunda risk almıyor ya da bazen ama sinir bozucu bosslar oluyor. Bu kılıcı importer'a hediye edecektim ama o başkenti biraz düzene sokana kadar bunu henüz hak etmediğini varsayacağız. Yardımın için teşekkür ederim. Bir ara tekrar yapalım. Bu kadar mıydı? Büyük anneye tek de bitti. Şu anda biletimiz yok. O zaman kayıt ol deyip şu büyüğe de girelim be. Dövüş diyelim. Açık yara, yetenek dövüşü. Erkek işleri genelindeki sürü direkt dövüşe geçiyorum. Geçen videoda öyle yapmıştık. Bakalım bu videoda öyle yapacağım. Hem video uzamamış olur. Paralı aydut. İkinci round. İlk round kolay bir şekilde hallediyoruz. Bakalım ikinci roundda ne olacak? Aha vurdu bana. Aha. Bu silah atışı bir yerden tanıdık geldi. Kardeş. Bekleme yapma. Bekleme yapıyor. Güzel. Kolay bir şekilde bunu da hallettik. Yılan oynatıcısı yetenekli dövüşçü diyor. Kardeş yılan oynatıcısı deyince bir ara bir kız çıkıyordu. Sen ne alaka? Hiç sana yılan oynatıcısına benzer bir tipin yok. Goodbye. Mükemmel alıp ikinci round'a geçtik. Bakalım. İkinci round'da zaten kolay bir şekilde hallederiz. Tekrar mı mükemmel geliyor? Tam gölge özelliğine vuracaktı ki güzel bir bacak saldırısında işini bitiriyoruz. Yine bir mükemmel 150 jeton verdi ilerleme şeklinde. Çünkü burada 2 dövüşte bir ödüller veriyor. Yıkıcı gölge. Hadi bakalım. Ne kadar yıkıcı mısın göreceğiz bakalım. Hiç yıkıcı gibi gelmedin ama. Aha. O gölge özelliğini beklemiyordum işte. İkinci round. Bu arada şeyin silahını kullanıyor. Arenaya bir boss geldi ya onun silahını kullanıyor. Vanguard mı? Nedir? Arenada da Kibo'ya şey bastı mı da? Anahtar bastı mı da? Gitmeden altı anahtar daha bulup basmam lazım. O anahtar bulup basma da sıkıntı gibi. İntikamcı dövüşü. Hadi bakalım. İsyankar sahil güvenlik. Hadi be. Ben yapacaktım o hareketi ama silah uzunluğundan o faydalandı. İkinci round. Şimdi
Oo, tam kafaya çok sağlam bir vuruş yapacaktı ki. Hadi be, ejderhayı çıkaramadık. Bayağı sağlam vuruyor ha. Tam gölge üzerine basıyorum dostum. Sen niye zıplıyorsun ki? Eşsiz temel. Şimdi bir paketi aç diyor. Şöyle bir çarp atacağım. Kesmekle uğraşmak istemiyorum. Zaten kessek de kesmesek de bir farkı yok gibi geldi bana. Devam. Gazap maratonda ilerleme var. En sonunda bakarız onlara. Vampir. Hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım. Iskaladık. İkimiz de vuramadık ama dönen kuyu sonunda güzel bir vuruş. Bir kafaya ama savunmadaydı. Ama hala güzel vuruşlarla devam ediyoruz ama yine savunmada. Ve bize bir tekme attı. Mükemmelliği kaçırdık şu anda. Ve son bitiriş gelirken kız bizi tuttu attı ve mükemmelliği yine kaçırıyoruz. Vampir canını doldurmaya başladı. Tam vuruş yapacakken çok sağlam vuruşlarla geri dönüyor. Kıza biraz avantaj sağlamıştım. İyi ki nereden sağladıysam neredeyse bizi bitirecekti. Gölgöz yani canım hani doluyor yavaş yavaş. Dolsun da mükemmel alayım diye geri çekildim de çekilmez olaydım. Ve bu kız bunu neredeyse avantaja çeviriyordu. Ve oyunu çevirecekti. Silahını boynuna doladı. Şimdi ikinci round başlıyor. Saldırıları vurduk ama savunma modunda. Tekmeyle geldi. Şimdi bana gelirsen böyle yapıştırırım. Tekrar silahla saldırı yapacaktı. Güzel bir vuruşlar. Şimdi kafa vuruşu derken ıskaladık. Silahına bize vurmaya çalıştı. Köşeyi sıkıştırdık ve güzel. Bir sefer mükemmeli yine alamıyoruz. Kısır döngü. Haydi bakalım. Ya bu adam Harry Cavill'ın oynadığı Witcher'a çok benziyor gibi ya. Bana çok benzedi. Geçen hafta fotoğrafını da koymuştum. Şimdilik. Güzel saldırı. Ve silahını düşürdü. Güzel bir yumruk attı. Sağlam bir yumruk. Şimdi dönem pozisyonlarda savunmada olsa da yine de saldırılarımıza devam ettik ve bizi çok güzel sağlam attı. Ve neredeyse bizi bitirecekti. Yıldız takipçisi özelliği sayesinde hayatta kaldık. Harika. İkinci round. Gölge özelliğimiz demin boşa gitti. 10 saniye moda girmeden önce kullanırsam 10 saniye modda tekrardan gölge özelliklerini veriyor. Atıcı attı. Şimdi biz de atalım. Kafaya. Şimdi bir bacak. Oo, zıpladı. Sağlam vuruşlar geliyor. Ama çok güzel. Sen o hareketi yaparsan biz de uzaktan atıcılar seni indiririz. 100 mücevher verdi. Devam. Son iki dövüş kalıyor. Hidra. Ahtapotun yakınıymış. Akrabalarını toplamış adam buraya ya. Kardeş parti mi kurdun? Ne yaptın? Aha. Şimdi şöyle bir o kaçtı. Güzel bir kaçış yapsa daha dönem pozisyonda fena bir şekilde ağzının ortasına vuruyoruz ve bitiriyoruz. Mükemmel yine kıl payı kaçıyor. İkinci round. Bakalım neler olacak. Saldırı için hemen pozisyonumuzu aldık. Çok güzel bir saldırı. Şimdi bekliyorken, şimdi yerdeyken bir mükemmel bir sıçrayış. Savunma modunda mükemmel almak için saldırılara devam ediyoruz ve mükemmeli alıyoruz. Lanetli Octobot'a geliyoruz. Final boss. Bakalım neler olacak. Oha bir sürü yazılı yazdı ha. Okuyamadım ama sadece Lanetli Octobot'u okudum. Şimdi Lanetli Octobot bize doğru yaklaşırken güzel bir saldırılarla silahını düşürdük mü? Düşürdük ama bomba özelliğine bize sağlam vursa da uzaktan bize tekme atmaya çalışıyor. Ve güzel bir sıçrama ve Octobot'u ilk round fena bir şekilde benzetiyoruz. İkinci round bakalım ne olacak. Octobot Nunchuku'sunda bize artistler yapıyor ve bu sefer savunma modunda denk geldi. Şimdi yaklaştı tam tekmede vururken biz de vuracaktık olmadı. Şimdi gölge özelliğini açtı. Gölge özelliğini açsa da sıkıntı yok derken. Güzel saldırı. Şimdi bir saldırı daha. Bir saldırı daha derken biz de şöyle gölge özelliklerimizi açalım. Açmayacaktım ama açtım. Onun gölge özelliği yemiyor bu. Yemiyor. Yemiyor la. Kim vuracak? Güzel, biz vurduk. Slow motion'daydı. Her an bir kişi vurabilirdi ve indiriyoruz. Üçüncü round. Gölge özelliği işlemiyor lanetli Octobot'a. O zaman kullanmaya hiç gerek yok. Çünkü güzel saldırılar. Şimdi bacaktan. Dönün. Hadi be. Çok güzel bir tekmeyle kafamıza vurdu. Tekrar tekme atmaya devam ediyor. Kardeş sen atmışsın kişnik duruyor. Aha.
fena bir saldırılarla geliyor. Ölmeden önce canını azaltmamız lazım. Ve şu anda savunma modunda takılıyor. Geri çekilelim. Ağzını kırdım. Yuvarlanmaya basmamıştım ben. Dipet'i büyütmem lazım. Dipet'i büyütmem lazım. Olmuyor böyle. Atıcı attı. Biz de atarız. Bak gidiyorsun orada. Gidiyorsun. Kıl payı geçse de o ayva yedi yani. Bizim gitmemize bile gerek yok. 3-0 indiriyoruz lanetli Akdapoto. 400 tane jeton verdi. 25 tane de kupa parası. Esprinium verdi. Esprinium. Hadi bir parçalayalım uzun bir süre. Genelde Esprinium'lar da iyi çıkar ama uzun süre parçalamamıza da gerek yok. Du aslında deminki temelde denememiz lazımdı. Güzel. Devam et diyelim. Yeni gelenlere bir açalım. Bayağı bir maraton var ama hiç kasmadık. Şimdi burayı kasmak için gümüş çadıyla 2500'e kadar yemek lazım. Gümüş çadı oyununda zar atlıyor. Zar biletlerini her yerde bulmak kolay değil. O da var yani. Yani misal şu anda bir tane daha vermesi için biraz daha ilerlemek lazım. Neyse. Şimdi devam diyelim. Gümüş çadıya girme biletleri alınıyor da. Yani tekrar tekrar girmen gerekiyor. Bura az kalmış. Burada aslında iki tane zar bileti mi hazine bileti, bir dakika, gümüş çadı oyunu oynamak için iki tane burada veriyor. Burada almak için 20 puan, bir dövüş galibiyeti 20 puan diyor. Günün bossunu yenmek, yani günün bossu paralı zaten, saçmalık hiç gerek yok. Yani oyun yapımcısı üyelik yapıyor mu bari, 10 lira 20 lira yap yani, 100 liraya şey kaç liraydı en son, 60 70 80 100 lira neydi? Şimdi bir destansı takviye paketi açmak, SS takviye paketi, efsaneli takviye paketi. Takviye paketi açmak da sınırlıymış bu arada, biz bayağı bir daha varmış. Kar fırtınası takviye paketi, buzul 500. Takviye paketlerini nereden bulacağız? Sandık aç desen açarız. Devam. Burada az kalmış ama o çok az kalmış. Şimdi burada da bayağı bir şeyler ilerlemişiz. Bir gün 19 saati kalmış. Devam. Bunları bir kassam iyi olacak ama hiç kasmıyorum ben de. Burada da bayağı güzel ilerleme. Neredeyse sona gelmişiz. Burada ne gerekiyor? Harcanan her etkinlik bileti 300 diyor. Etkinlik bileti derken elde edilen her kupa parası 750 puan değerinde mi? Bir dakika. Elde edilen her kupa parası için 5 puanmış. Tamam. Bir destan takviye paketi açmak 300 falan filan diyor. Bir dakika. Normal açarsak kaç veriyorsun? 50 puan veriyor. Bizim 50 puanlık şeye gerek yok. Zaten şu an oraya bir bakacağım ama. Şunu bir devam et. 250 daha aldık. Burada 500'e bir tane verirken şurada özel tekliflerde, bir dakika burada değildi, hemen geleceğim. Buraya bir bakalım. 58 liraymış. 29 lira diyen kimdi ya? Kılıç 29 lira diyenler vardı. Burada gördüğünüz üzere 500 lira 3 tane veriyor. Yapıştıralım ondan. 3 tane büyük anne davet bileti aldık. Bir sonraki %75 indirimli bir paket geliyor. Eşyalara bakalım. Eşyalar değil, etkinlik. Başka bir bak, bir dakika, var mı burada başka bir şey alınabilecek? Burada 7500'e şöyle bir takviye şeyi var ama ona girilir mi bilmiyorum açıkçası. Buradaki takviyelere bakmak istiyorum. 1200 açılıyormuş. 1200, o zaman şundan bir açalım bakalım bir. Etsiz Premium'da bakalım neler çıkacak. Hatta kesmeyi sevmesem de şöyle bir keselim. İçinden iyi bir şey çıkacak mı? İlerleme en azından verse güzel olur. Devam. Gazap maratonundan ilerleme geldi. Şimdi iki tane daha hazine bileti alıyoruz. Buradan bir paket daha açacağız. Paket açmamızı isteyen bir yer vardı. Oraya yarayacak galiba bu yine. Paket içerisinden bunlar çıktı. Biz tam set çıktı sanırsam. Galiba hiçbir yere yaramadı bu. Şimdi geri çık. Geri çık. Buraya gel. Bir tane çevirelim bakalım ne verecek. 13. 13 neydi aşağıda? Aa, kasabın özelliği var aşağıda. Kaç o? Hadi be, 14'e denk getirseydik büyük ihtimal kasabın set özelliğini alabilecektik ya. 14 denk getirmek lazım. Kasabın set özelliğini, yani silahın özelliğini almak için. Devam. Kompozit butonu, maratonu. 3. Neye bastın? Eşsiz. Ya neymiş bu obriz? Açıl bakayım. 50 taneymiş. Hiç gerekli bir şey değilmiş ama burada ilerlemeler geldi. Burada. Kasabın zaten burada da veriyor. İnce doğrama. Evet, ince doğrama. Kurban da geçti ama. Neyse, ince ince. Bunları bir alayım. Başka bir şey kalmadı galiba oynayabileceğimiz. Sadece büyük anneye girecek. 3 tane bilet var. Bura büyük anne ile alakalıydı değil mi? Büyük anne, aynen, bura büyük anne ile alakalıydı. Ben video dışı oynamaya devam ederim. Zar atmak gerekiyor ya da büyük anne ile oynamak gerekiyor. Tabi büyük anne ile sınıra ulaştıktan sonra burada bir tane daha zar veriyor ama zar atacak biletler bulmak lazım gibi. Neyse, yavaştan bir videomuzun sonuna gelmeden önce bilet fiyatlarına bir bakmak istiyorum. Var mı özel tekliflerde biletler ne kadardı? 29 liraya bir tane, 46 liraya 3 tane. Mücevher de veriyor yanında. 70 liraya 3 tane var. Yanında 2 tane paket daha veriyor. Oo, sadece almak istersek burada da bir teklifler varmış. 2500. Oo, çok pahalı bunlar ama 6 tanesi 4500 gördüğünüz üzere.
Burada kasabın silahın özelliği. Ha bakın, Ayrıkletin geçen etkinlikte kasmadığım silah özelliği. Bu da yeni gelen silah özelliği mi ortadaki? Galiba yeni gelen silahın özelliği. Acı almayacağım. Niye satın almaya gidiyorum ki? O hediye varmış burada. Günlük hediyeler veriyor galiba. Evet. Videonun başında aa kesmeye hiç gerek yokmuş. Kesmeye gerek yok diyen ben kesmeye başladım. Başka bir şey de yok gibi şu anda görünürde. Bir daha tekrar buraya gelelim. Burada bir tane ilerleme var. Burada iki tane vardı zaten. Başka da yok gibi. Ha burada bir... Aa burada sona yaklaşmışız. Bir tane daha bilet geldi buradan. Bu büyük anne davet bileti. Bayağı büyük anne de oynayacağım biletler geldi. Neyse, yavaştan bir videomuzun sonuna gelin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa harcılıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.